Evet, ben Hanif Özaksan. Gaziantep'te amcacı Hanif'i baba diyorlar. Görmüş olduğunuz eşyalar da kullanılmış eski eşyalar. Bunları genellikle hurdacılardan toparlıyoruz. Çünkü biz almasak bunu hurdacılardan eriyip yeni dönüşüme gidecek. Geri dönüşümden bazı eşyaları alıyoruz, kurtarıyoruz. İş yerlerimize genellikle sergiliyoruz. Yani tamirini yapıyoruz. Tamirini yaptıktan kelle geri satışa sunuyoruz. Ama bazı yerlerde bir sıkıntılar oluyor. Ondan sonra bir devlet görevlisi geliyor. Bu yasak diye elinden alıyor. Seni mahkemeye veriyor. Halbuki biz bu mahkemede olan bir şey değil. Yasada son dört parçada şahtan bu yana yurt dışında eski eşyaların alımı satımı serbesttir. Yurt içinde. Yani son dört padişahta. Bu da 220 yıla denk geliyor. Ama bizim böyle hurdacılardan toparladığımız eşyaları gelirler zaman zaman bazı elimizden alıp gidiyor. Hurdacıları sahi gözleri görmüyor. Hurdacılar da bunları bize satmasa geri dönüşüme gidiyor. Geri dönüşüm ne demek? Ezili yani. Yok oluyor. Biz bunları yok olmaktan kurtarıyoruz. Genellikle bunların hiçbir tanesinin yasağı yoktur. Hem bir devlet memuru gelip bunu aldığında yazıyı cızı seni suçlu kımı gösteriyor. Bunlar kaçak eşya kımı gösteriyor. Ondan sonra Cumhuriyet Başsavcılarımızda dosyaya göre sana hakimler ceza veriyor. Ya hakimler araştırıyor, ceza vermiyor. Ya ikinci bir de suça tergiyor. Ya da dosyayı kapatıyoruz. Ama bazı güvenlik görevlilerimiz önce geçsin hurdacıları gelsinler. Gaziantep'te bazı el yapımı sedef eşyalar var. Onlara bile el koyuyorlar yurt içinde. Bunu Gaziantep'te Karşıyaka'da yeni ağaçtan sedef işlemeli yapılıyor. Aynı zamanda mesela şu heykeller, şunlar bizim Gaziantep'te dökümcülerde yapılıyor. Bunların turistik amaçlı yapılıyor ama bunların bazılarında müşteri eskitme istediği için siyah asitten eskitildiği zaman eskitme oluyor. Bunları müzeciler de biliyor. Yani dava Gaziantep'e turizm kazandırmak, Gaziantep'e turistin daha çok gelmek, Gaziantep'e gelen turistler daha memnun kalmak. Genellikle de Gaziantep'e Türkiye genelinde gezen turistler böyle eskicileri, kurtacıları geziyor. Biz de bunları genellikle %90'ını kurtacılardan test alıyoruz. Hurdacılara çünkü bunlar hurda fiyatlara satılıyor köylüden, kasabadan, memleketin belli bir farklı yerlerinden. Biz almasak da bunlar geri dönüşüme gidiyor. Eğer biz aldığımız için bunların kırık yerlerini, delik yerlerini tamir ediyoruz. Parlayacaksa parlattırıyoruz. Kalay olacaksa kalay yaptırıyoruz. Eskitme olacaksa eskitme yapıyoruz. Bunları geri, yani daha bak bu şuku. Geri müşteriye sunuyoruz yani sapsağlam olan. Bunlara da eski ilgisi olan müşteriler geliyor, bakıyor, anlaşabiliyorsa bizden satın alıp evinin bir köşesinde sergiliyor. Bir günde bir bakıyorsun ki evine misafir gelen adam, bu eski kaçakçı, tarihçi diye adamın evini basıyorlar. Aynı eşyaları alıyorlar, mahkemeye götürüyorlar. Mahkeme başkanı da yazılan cızılan kağıtta bakıyor adama. Daha önce suç olmadığından dolayı ikinci bir suça tergiyor. Halbuki o net müzeye gönderiyor. Müze dedi ki bu yenidir. Bizde bulunması lazım. Ya o zaman çıkın piyasaya. Yenise, sizde bulunacaksa piyasadan fiyat parasıyla halktan satın alın. Halkın malına niye çöküyorsunuz? Genellikle bu yurt dışında bu tür şeyler, pazarları var. Devletler pazar göstermiş. Pazarlarda alınıyor, satılıyor. Türkiye'de de Ankara'da her ayın ilk pazarında pazarı var. Bu tür eşyalar alıp satılıyor. O zaman gidin 5-6 tane tır götürün. Ankara'daki pazardaki eşyaları toplayın. Hiç toplamaya gerek yok. Tüm esnaflar oraya toplanıyor. Bu eski eşyaları getiriyor. Ankara'da saman pazarında satmaya çalışıyorlar müşterilere. O zaman bunları götürün. 10 tane 15 tane tır götürün. Ancak 15-20 tane tır anca alır. Oradaki gelen eşyaları. Doldurun eşyaları. Türkiye'nin bütün kasaba gezmenize gerek yok. Ankara'ya, bir Ankara'nın birinci pazarında gideceksiniz. 10 tane tır götüreceksiniz. Tüm eşyaları toparlayıp eğer
Kendi evinize mi, iş yerinize mi, devletin hazinesine mi, demir çeliğe mi çekeceksiniz, çekin, götürün o zaman. O zaman bu işi de hiç kimse yapmasın. Yani bu işi dünya genelinde televizyonlara çıkıyor. Amerika'nın bir televizyonu var. Genellikle bu işlerin üzerinde sadece alım satımları gösteriyor Türkiye genelinde, dünya genelinde. Ama Türkiye'de bazı istemeyen art kesimli, okumamış, okumuş ama cahil kalmış, köy nerede yaşamışlığı bellisiz, hiçbir şey görmemiş insanlar bunlara el koyuyor, şikayet ediyor. Ondan sonra insanların elinden alıyor, halkımızı, bu işlerden uğraşan insanları mağdur ediyorlar. Ondan sonra biz de böyle bekliyoruz. Boş boşuna hiçbir şey satamıyoruz. Çünkü müşterilerimiz elinden zaman zaman eşyalar alındığı için biz de burada devlete vergimizi vermeye devam ediyoruz. Ama satış yapamıyoruz. Evimize de ekmek götüremiyoruz. O da kötü niyetli insanların yüzüne.